Geri kalan 5000 lira elden ödendiği için buradaki gene gelir vergisi kayıp. Daha düşük vergi ödemek için bu bedeller üzerinden gösterip satış yapıyorlar. Satış ve kiralama işlemlerini olduğundan düşük gösterdiler. Bu tezgahta parmağı olanlar bakanlığın radarına takıldı. Bu durum bir süredir konuşuluyordu. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verileri tek tek incelendi. İlk aşamada kiralamada 55 bin riskli işlem tespit edildi. Daire ya da dükkan 10 bin liraya kiraya veriliyor. Sözleşmede 5 bin lira gösteriyorlar. Resmi oran 5 bin liradan kirası yatıyor. Mülk sahibi 5 bin lira üzerinden gelir vergisi ödüyor. Ama geri kalan 5 bin lira elden ödendiği için buradaki gene gelir vergisi kayıp. Ne yapıyorlar aslında? Daha fazla kira alıp aslında az mı vergi ödüyorlar? Evet, daha fazla kira alıp gerçek usulsüz bir vergi ödemiş oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nün radar sistemi gayrimenkul satışında da 80 bin şüpheli işlem buldu. Belediyedeki gözüken raiç bedelleri günümüzdeki olan güncel rakamların 3'te 1'i 4'te 1'i rakamlarında. Satışları o rakam üzerinden mi gösteriyorlar? Evet, belediye raiç bedelleri üzerinden alıcı ya da satıcı daha düşük vergi ödemek için bu bedeller üzerinden gösterip satış yapıyorlar. Örnek veriyorum, 2 milyon liralık bir satılık mülkün belediyedeki raiç bedelleri ortalama 200 bin, 250 bin bandındadır. Kişiler belediyedeki raiç bedeli üzerinden tapuya satış bedeli gösteriyorlar. Miktarını kendi aralarında elden ödemelerini gerçekleştiriyorlar. Yani toplamda 135 bin işlem mercek altında. İncelemelerin ardından usulsüzlük yaptığı belirlenen mükellefler yüklü cezalarla karşılaşacak. Eğer Türkiye geneli düşünüyorsak çok daha fazladır.